Herkese merhaba. Korona günlerinde size evimden merhaba. Bu podcast'imizde sizinle evde çocuklarınızla birlikte yaşarken çocuklarınızın nasıl varlık göstermelerine, kendilerini ortaya koymalarına destek olabilirsiniz. Bununla ilgili aktarımlar yapacağım. Öncelikle çocuğa sürekli olarak bir şeyler yaptırmamaya çalışmak, onu robot gibi görmemek, sürekli yönergelerle yönlendirmeye çalışmamak ve bazı şeyleri, yaşadığınız aslında her şeyi birlikte deneyimlemeye çalışmak bu işin başı. Bununla birlikte çocuklar zamanında maalesef sizler tarafından ya da büyük anne büyük babalar tarafından varlığa boğuldular. Her istedikleri alındı. Belki çok az beklemek zorunda kaldılar. Ama istekleri yerine getirildi. Bazen koşullar karşılığında yerine getirildi. Sen böyle yaparsan ben de sana şunu alırım ya da bunu yaparım ya da seni şuraya götürürüm gibi. Ama şimdi evde her şeye bu kadar hızlı şekilde ulaşamıyorlar. Dijital dünyada sahip olabilecekleri dışında. Ve evde üretmeleri çocukların zor oluyor. Ya da evde ailelerin ürettikleriyle çocuklar tatmin olmuyorlar. Ama unutmayalım, yaratıcılık yokluktan doğar. Bırakalım biraz canları sıkılsın, onları robot gibi yönlendirmeye çalışmayalım. Biraz kendi dengelerini bulsunlar. Onların varlık göstermeleri için onlara biraz yer açmamız gerekiyor, alan açmamız gerekiyor. Fiziksel olarak, duygusal olarak, düşünsel olarak onlara biraz alan açmamız gerekiyor. Her şeyine lütfen müdahale etmeyin. Bununla birlikte teknolojinin faydalarını ve zararlarını biliyoruz. Doğru kullanıldığında faydalarını, şu anda sizinle buluşabiliyor olmamız gibi. Ya da yanlış kullanımında zararlarını biliyoruz. İşte dikkatte bozulmalara, öğrenmede bozulmalara, agresyona neden olabildiği gibi. Bunun dışında çeşitli fiziksel sıkıntılar, İşte göz, boyun, bel ya da kilo problemleri oluşturabildiği gibi. Bunları zaten yazdığım yazılardan da takip edebilirsiniz. YouTube'da yayınlarım da var bunlarla ilgili. Teknolojiden ne kadar teknolojiyle daha doğrusu ne kadar kontrollü ilişkide olmasını sağlarsak o kadar iyi. Çünkü sürekli olarak yönlendirilmeye, yönergelerle, komutlarla hareket eden çocukların sürekli yönlendirilmeye olan ihtiyaçlarında eğer aileler geri çekilirse o zaman çocuk kendisini oyalamayı da bilmediğinde kendisini yönlendirecek başka bir şeye ihtiyaç duyuyor. Bunu da en güzel teknoloji yapıyor. Çünkü bir şeyi izlerken hadi işte beğendiysen şuraya tıkla, işte bundan sonra şöyle bir şey başlayacak, işte istersen şöyle de bir şey var ya da işte otomatik oynatmalarla mesela çok iyi yönlendirebiliyor. Ya da TV'de bir şey izlerken işte şunu alırsan şampiyon olursun reklamları ya da bundan sonra şu başlayacak gibi reklamlar, kanal içi reklamlar çocukları gayet iyi yönlendiriyor. Çocuklarınızı pek çok dışarıya çıkabildiğimiz dönemlerde pek çok kurslara götürdünüz. Enstrüman çalmayı öğrendiler, spora giden çocuklar var. Hadi gelin şimdi onlar size öğretsinler. Şimdi siz biraz öğrenci olun onların karşısında. Hangi enstrümanı çalabiliyorsa size basamak basamak o enstrümanı çalmayı öğretsin. Biraz da o öğreten tarafa geçsin. Ne kadar güzel olur. Ya da spora giden çocuklarınız, hangi sporla uğraştığı hiç önemli değil. Hepsinin en başında mutlaka yaptığı, antrenmanların en başında mutlaka yaptığı ısınma egzersizleri vardır. Bu ısınma egzersizlerini evde ailelerine yaptırsın bu çocuklarımız. Siz de onlardan onları öğrenin. Neyi nasıl yapacağınızı öğrenin. Bununla ilgili deneyimlerinizi konuşun. Bununla birlikte hayal etmek, çocukların kendilerini dışa vurumları için, kendi iç dünyalarını düzenleyebilmeleri için çok önemli. Bırakalım hayal etsinler, hayallerinden bahsetsinler. Her zaman illa işe yarar bir şeyler düşünmek zorunda değiliz. Bazen düşünce akışına izin vermek insana iyi gelir. Dolayısıyla bunlara da alan açmakta fayda var. Bazen de ailelerden duyuyorum. Çocuklar çok uykucu oldu. Uyuyor uyanıyor, uyuyor uyanıyor. Sabahları bir türlü kalkmıyor diyorlar. Ben bunları rüyalara yoruyorum. Bırakın rüyalar içerisinde çocuklar özgürleşsinler. Onları illa kalıplara sokmaya çalışmayın. Yeni dünya düzeninde unutmayın kalıplarımız değişti. Eski sistemlerle yaşamayacağız. Hepinize sevgiler. Lütfen evinizde kalın, evde kalın, dayanışma içinde kalın. Hoşça kalın.